Herkese merhaba. Az önce okuldan çıktım. Şu an neredeyse sanırım saat 2'ye doğru geliyor. Öğlen 2'ye doğru geliyor. Ve nedense çok tuhaf bir şekilde hava çok 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 güzel, güneşli. Ama yine de soğuk tabii ki. Sadece biraz güneş var. Şu anda öğlen yemeği yiyeceğim. Evimin istasyonuna gelmiş bulunmaktayım. Ve yakında bir yerde sushici var. O yüzden sushi yemeye karar verdim. Böyle yuvarlak daire şeklinde suşiler geçiyor. Siz de istediğiniz suşiyi oradan alıyorsunuz. Orada görüşürüz. Bu arada söylemek istedim. Sokakta hiç park etmiş araba göremezsiniz. Böyle küçük park alanları var. İşte saat başı falan yazıyor. Sokaklar hep temiz. Park etmiş araba hiç olmadığı için yol ortasında, kaldırım kenarında trafik hiç olmuyor. Yani burası da küçük bir park alanı. Japonya'da araba sayısı da Türkiye'ye kıyasla az. Çünkü Japonya'da şöyle bir kural var bildiğim kadarıyla. Eğer otoparkın veya arabanı koyabileceğin bir park alanın yoksa araba satın alamazsın. Böyle bir kural olduğunu duydum. Şimdi bir de bu İstanbul trafiğinde bir hayal edin. Bu şekilde sushi'ler geçiyor. Buradan da özel sipariş verebilirsiniz. Şimdi sipariş vereceğim. Şimdi basıyorum. Ve bir tane. Buradan da herhangi bir başka şeyler seçiyorum. Seçiyorum. Şimdi kendime çay hazırlayacağım. Şimdi bunlar samon oluyor. 4 tane samonlu söyledim. Bunları çubuk yemek çok zor, o yüzden elimle ağzı hemen dağılıyor. Üstü kızartılmış peynir. Yani işte peynir eritilmiş. Samon. Bu bizim damak tadına daha uygun bir şey. Bu arada fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Mesela bu sarı renk ve beyaz renk 108 yen yapıyor. Yani 1 dolar gibi düşünebilirsiniz. 1 dolardan biraz daha az. Bu tabak da biraz daha fazla. 1,5 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani tabakların rengine göre fiyatları değişiyor ama sushi'ye göre ucuz bir yer burası. Şimdi çıktım arkadaşlar. Bayağı iyi yedim. Bayağı iyi yemişim şu an fullüm. Şimdi eve gidiyorum. Bugün başka yapacak bir şeyim yok. O yüzden bugün ne yapsam diye düşünürken aklıma şey geldi. Ben daha önce birkaç kere televizyona çıktım Japonya'da. Bu yüzden size onlarla ilgili hem kendi hislerimi hem de neden televizyona çıktığımla ilgili anlatacağım. Şimdi eve doğru yürüyorum. Merhaba. Burada bir tane cinca var. Cinca yani tatlıkları bir yer. Dua ettikleri bir yer ama cincanın bir sürü türü var. Bu hangisi bilmiyorum. Hangisi o kadar çok iyi okuyamadım. Hatta burada benim bir tane fotoğrafım var. Sakura'lar açtığı zaman çekilmiş oldu. Madem. Bir sürü bisiklet. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Gelmeden önce az önce tuvalete gittim ve çok kötü bir şey oldu. Cebimde tam 100 yen vardı ve tuvalete tam pantolonumu indirdiğim anda cebimdeki o 100 yen tuvaletin içine düştü. Olsun, yapacak bir şey yok şans. Gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz Japonya'da daha önce televizyona çıkmış olmam. Bununla ilgili düşüncelerim ve nasıl oldu televizyona çıktım. Bunlardan bahsedeceğim. Aynı zamanda da göstereceğim. Şu zamana kadar sanırım toplam
Şimdi düşünce sanırım 4 kere çıktım televizyona. İlk seferim 5 yıl önce Türkiye'de oldu. Türkiye'ye bir Tokyo TV ekibi geldi. Konu da şuydu, Japonca şarkı söyleyebilir misiniz temalı bir program geldi. O programda karaoke yapmalı bir şey. Zaten biliyorsunuzdur karaoke Japonların bulduğu bir şey olduğu için. Böyle Japonca şarkı söyleyebilir misin isimli bir programdı. Sadece Türkiye değil başka ülkelere de gidiyorlardı. Ve o gün bir ekip Türkiye'ye geldi ve biz o zaman cosplay yaptığımız için cosplay ekibinden Sense diye seslendiğimiz bir ablamız bize haber verdi. Onun sayesinde de katıldık. Birkaç kişi olarak katıldı. Tabii ben de cosplay yaparak gitmiştim o zaman. Sankarya'nın kostümünü yapmıştım. Onunla gittim. Sanırım 14'tüm eminim. Şu an 20 yaşındayım çünkü. Şu an biliyorsunuz programı yeni aldığım için nasıl ses montaj ayarlaması yapacağımı bilmediğim için videonun sesini kısıp şimdi buradan açacağım. Bu videonun sesi yok. Aslında sesi var ama ben hiçbir yere, her yere yani sessiz olarak paylaştım. Sebebi de biraz utandığım için. De gerçi 5 saniye falan gözüküyorum. Şimdi açıp göstereyim size. Hatta bir yandan ben de bakayım ki hatırlayayım nasıl bir... Hatta bu Instagram'ımda da var. Instagram'ıma da koydum. O zaman da saçlarım böyle siyah ve kakilerim var. Bilkos ortaokul sondaydım veya lise 1'di. Ve daha Japonya'ya gitmemiştim hiç. Yani sadece o zamanlar cosplay yapıp anime falan izliyordum o tarz. Bu videoyu büyük olasılıkla koyamayacağım. Çünkü nereden bulabileceğimi bilmiyorum. Ben şimdi telefonumdan açıp size göstermeye çalışacağım burada. Zaten çok iyi bir görüntü de değil. Zaten kendi telefonumdan çekmiştim o görüntüyü. Veya farklı dilin üstünde kostüm var ve bu şekilde 5 saniye süren bir karaoke yapmıştım. Ondan sonraki deneyimi o da Japonya'ya ben geldikten sonra yani geçen senenin Mayıs ayında şey oldu. Benim bir Perülü arkadaşım var. O dedi ki bana Eylül gel televizyona çıkacağız. Ben de tamam dedim. Konu ne dedim. Şey dedi. Yarı Japon yarı başka ülkeden olan insanlara soracak soruları varmış. Bununla ilgili bir televizyon işte programına çıkacak falan. Mekanda şey bir tane böyle restoran bar gibi bir yer. Oraya gittik. Oraya toplaştık. Gelen herkese de tabii ki hani melezler. Hani atıyorum yarı Tayvanlı, yarı Japon, yarı Amerikalı, yarı Japon, yarı Brezilya, yarı Japon falan bu şekilde. Ama ben Japon değilim. Yani Japon, kanıma Japon yok. Ben düz Türk'üm. O Peril arkadaşım da Japon değil ama Japoncası çok iyi çünkü uzun zamandır burada Japonya'da yaşadığı için aşırı akıcı bir şekilde Japonca konuşuyor. Ben daha hani geleli bir 6-7 ay olmuş hani Japoncam var ama hani biraz daha çekingenim. Bir de şey, sorulan sorular da bana göre sorular değil. Çünkü genelde sorulan sorular şu oluyor. İşte şey diyorlar, sen Japonsun ama dış görünüşün mesela çok hani batılı. Sen hiç böyle yabancı gibi davranıyorlar mı veya sana Japon gibi davranıyorlar mı? Bu sana ne hissettiriyor tarzında sorular vardı. Ben de Japon olmadığım için tabii ki bu sorulara cevap veremem. O yüzden ben hep böyle şey arkada böyle sessizce kaldım falan. Sorular gelince böyle cevaplamadım böyle oturdum falan. O yüzden o da videoda görünüyorum. Onu şimdi koyarım aşağıya. Ses istediğim gibi büyük olasılıkla o video sesi gelmeyecek. O yüzden buradan açacağım. Ama görüntüyü buraya vereceğim. Ama önce anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Bir tane de Michael Jackson var. Tabii takma ismi ama kendi Michael Jackson olarak görüyor mu desem. Michael Jackson'a çok özenen biri. Yarı Tayvanlı, yarı da Japon. Ve çok fazla televizyona çıkıyor. Onun görünüşü çok böyle Michael Jackson'a benzediği için onu çekerlerken arkadan da ben gözüküyorum. Hatta şimdi göstereyim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi arkadan çıkıyorum. Bu arada sesi buradan verdim. Ben kusura bakmayın çünkü daha onu nasıl ayarlayacağımı bilmiyorum. Ben gördüğünüz gibi bayağı böyle masumca gülüyorum işte. Yeni arkadaşlıklar edindim o TV'mde oturan onun insanlardan falan vesaire. Onun dışında bir diğeri de, bu işte tam konudan ilgili olan bir programa çıktım. Şimdi bildiğiniz gibi ben burada bir okula gidiyorum. Benim gibi bir sürü yabancı da var okulda ama çoğunlukla Asyalı fazla var. İşte Çinli, Koreli bile yok. Koreli çok az var. Tayvanlı, Taylandlı, Vietnamlı. Yani Avrupalı ve Amerikalı fazla yok. Bizim fikirlerimiz daha çok merak ediyorlar. Daha değişik
şey dediler bana okul çıkışı. Eylül bir gelir misin? Bizim okula bir tane program sunucuları gelecek dedi. Birkaç soru sormak istiyorlar aslında dedi. Bu televizyona çıkacak dedi. Aa öyle, ben çok sevindim falan filan. Tamam dedim. İşte gün ayarladık. O gün buluştum. Bana önüme bir kağıt verdiler. İşte bir sürü soru var. Neden Japonya geldin? Japonya neresini seviyorsun? Nesine ilgi duydun? Bundan sonra ileride ne yapacaksın? Önceden ne yapıyordun vesaire? Büyük olasılıkla şey bekliyorlar. Hani ilginç bir şeye ilgi alanım varsa onu göstermemi isteyecekler kamerada. Onu çekecekler ki böylelikle program böyle ilginç ve eğlenceli olacak. Ben de dedim ki plastik makyaja ilgim var. Seneye plastik makyaj eğitimi almak istiyorum Japonya'da falan dedim. Aa öyle mi, ne güzel dediler işte. Peki bize gösterebilir misin yaparken bir şeyi falan dediler. Ben de olur ama malzemem yok dedim. Hani plastik makyaj malzemelerini düşünün yani. Latex var, şu bu yapıştırıcısı var, işte kan, sahte kanı var vesaire, bir sürü malzemesi var. Ve hiçbiri bende yok. Ama ben eskiden hep şey de yapardım. Tuvalet kağıdı peçetesi, peçeteseyle ve sulu boyayla vesaire bir şekilde yapıyordum. Yani onları kolay bulunabilecek malzemeler. Tuvalet kağıdı, işte yapıştırıcı, sulu boya bana yeter dedim. Gerisi zaten fondöten vesaire kendim getiririm dedim. Tamam dediler. Sonra bir gün daha belirledik. O gün buluştuk. Ben de orada bir tane çalışana makyaj yapacağım. İşte önce böyle malzemeleri dizdik. Zaten videoda göreceksiniz, göstereceğim. Ben başladım yapmaya. Ama nasıl gerginim? Şu açıdan gerginim. Şimdi çok kötü bir şey yaparsam bu da televizyona çıkacak. Benim ileride yapmak istediğim işe biraz şey olabilir, hani bu kız yeteneksiz falan diyebilirler. Çünkü malzemem yok. Hani gerçekten malzemem yok. Ne yapabilirim ki yani o kadar malzemeyle? Bende bir gerginlik var. Çok kötü olacak. Ne yapsam falan. Bir zombi makyajı yapmaya karar verdim. O elindeki malzemelerle. İşte başladım yapmaya. İşte bir saat falan sürdü. Çok uzun sürdü dedim. Çok uzun sürdü, kusura bakma, yok. Önemli zaten, biz keseceğiz oraları falan filan. İyi neyse falan oldu, bitti. Neyse, içime sinen bir şey. Yani içime sindi, güzel bir şey oldu. Onları çok beğendi. Wow, çok iyi olmuş, korkutucu falan filan dediler. Ben de rahatladım, mutlu oldum. Ve sonra yayınlandığı gün geldi. 2 ay sonra yayınlanacak dediler. 2 ay geçti. Ben de heyecanla televizyonun karşısında bekliyorum. Ay çıkacağım. Neyse, röportajımı falan gösterdiler. Şeyi, makyaj yapmayı gösterdiler. Sonra makyaj yaptığım sırada çok komik bir şey oldu. Benim aklıma çok komik bir şey söylediler. Ben zaten görünce güldüm ve biraz da tuhaf geldi. Neyse, şimdi size izleteyim. Gerçi Japonca söylüyorlar ama videonun sonunda ne dediklerini ben size çevireceğim. Gerçi biraz anime izleyenleriniz varsa anlamışsınızdır biraz ne dediklerini benim hakkımda. Bu arada röportaj kısmını geçeceğim çünkü çok güzel görünmüyor. Güzel göründüğümü düşünmüyorum. トイレットペーパーを微妙な凹凸を出しながら顔に貼り付け、絵の具で実際の肌の色と同化させてから、ハサミで髪を切り、傷口のように開いて、血やあざなどを絵の具で仕上げていくと、ご覧の通りまるでプロのような腕前。ちなみにメイクをしてもらった男性スタッフは、彼女のセクシーな姿の方が切れなくて仕方なかった。 Buydu arkadaşlar. Yani anlayacağınız gibi sonunda bana diyorlar ki işte makyaj yaparken o makyaj yaptığım kişi, ya benim seksi göründüğümü ve hani o makyajı yaptığım kişinin şanslı olduğundan bahsediyorlar. Hani Honig adam da işte o ne güzel falan diyor. Ya ben bunu görünce biraz güldüm. Biraz da diyorum, tuhaf oldum. Niye her zaman bir Japon... Genel Japonlar programlarında şey yapıyorlar, biraz böyle erotizm ve şey katıyorlar. Cinsel espri falan çok fazla katıyorlar programlara, komik olduğu için. Bunu da öyle yapmışlar. Hani çok alınmadım aslında yani. Komik olmuş bence. Neyse, bu şekilde bir anım oldu bu da. Diğeri de yine bu sefer aslında ben televizyona yakalandım. Halloween'de herkes Şinsay Başı'da toplanıyor. Ve ben ilk defa Halloween'de Şinsay Başı'ya gittim ve orası o kadar kalabalık oluyor ki, herkes tabii çok güzel kostümler giyiyor vesaire ama aşırı kalabalık oluyor ve yürüyemiyorsun. Ben de arkadaşlarımla beraber grupça oraya gittim. Wonder Woman yapmıştım.
bilirsiniz, Instagram'a takip ediyorsunuz, fotoğrafları görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşımla gidiyorum. 3 kız, bir erkek gidiyoruz. Bir tane de Japon arkadaşım. Kalabalık oldu. Çok gergin bir yer tabii ki orası. Şöyle birine çarptığı zaman hemen silinebilirsin. Normal bir şey ama tuhaf olan şey, benim arkadaşım önünü galiba yaşlı bir amca kesmiş. Bizi kızlara mı dokunmak istedi ya da bir şey mi söyleyecekti bilmiyorum. Ama arkadaşım böyle eliyle hani şey yaptırmış, hani eziyorsun onları, hani biraz şey olsun da bir eliyle şey almış. Yaşlı adam da başlamış. Ne yaptığını sanıyorsun sen, işte önüne baksana, ne karışıyorsun falan. Bunlar bir böyle giriştiler. Girişler dedim, böyle laf girişine girdiler. Ama zaten Japonlar küfür olmadığı için Japonca'da. O yüzden böyle hani önüne baksana sen, hayır sen önüne bak, git başka yere, sen git başka yere, hani böyle bir şey, kavga, hani tartışma başladı. Neyse işte ben de şey yapıyorum arkadaşım, böyle ya bırak ya, boş ver falan filan yaparken, bu o sırada bizim etrafımıza olan insanların hepsi telefonda videoya çekiyor. Ben de bunu fark ettim, dedim eyvah, internete biz düşeceğiz bu video falan, ben de gözükeceğim, herkes gözükecek. Neyse işte çekiyorlar bir sürü insanlar, ben de arkadaşım şey yapıyorum, ya boş ver gidelim falan filan. Arkadaşım da tamam dedi, işte böyle gider gittik yani. Sonra bu haberleri düştü, haberleri şöyle düştü. Şimdi orası çok kalabalık bir yer olduğu için doğal olarak bu haberlere geçecek, işte Halloween çok kalabalıktı, bir sürü değişik şey yaptı insanlar falan filan gibi. Bir de bu arada da gerginlikler de oldu falan diye böyle manşet gibi yayın yaptılar, şey yaptılar yani, basın yaptılar. Orada da ben haberim yok televizyona çıktığımızdan, bana bir arkadaşım gönderdi videoyu. Dedi Eylül sen video çıkmışsın, seni gördüm falan. Aa dedim. Sonra aklıma şeye geldik. Bir sürü telefon çeken oldu ya. Acaba kavga anı mı çıktı falan diye düşündüm. Arkadaşıma link istedim. Arkadaşım bana link attı. Bir baktım arkadaşım böyle kurtarmaya çalışırken ben böyle masumca görünüyorum. İşte anneme falan attım. Anne çok komik falan dedim. Ya öyle bir anım oldu. Şimdi onu size böyle. Başka aklıma bir şey gelmiyor, böyle bir sanki bir şey daha vardı. Neyse böyle anılarım var işte Japonya'da. Keşke zamanında çekebilseydim, paylaşabilseydim anılarımı yaşarken paylaşabilseydim. Ama artık bundan sonrakileri çekelim. Bu kadar. Yani şu an saat gerçi akşama doğru 4. Ve evdeyim. Yarın tekrar yine okul var. Çarşamba günü Çağla'yla buluşup video çekeceğiz. Çağla'nın kanalı için çekeceğiz. Ona gelen Japonya'yla ilgili sorular var. Bana gelen sorularla da çok benzer. Aynı sorular neredeyse. O soruları cevaplayacağız. O sorularla Çağla'nın kanalından ulaşabilirsiniz. Zaten o zaman ben yine haber vereceğim. Çağla'nın kanalının linkini vesaire koyacağım. Ve bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunca uzun zamandır olmama rağmen hala izleyenleriniz var ve çok mutlu oluyorum. Ve gelen yorumları okudukça çok mutlu oluyorum. Ve daha çok çekme isteği geliyor. Ve bu arada bu tarz vlogları seviyorsanız ve görmenizi istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağı yorum olarak bana bırakın. Ben de isteklere göre bir liste video düzenlemesi yapmayı düşünüyorum. Planlaması. Ona göre de videolar çekmeyi düşünüyorum. Ve bugünlük bu kadar. Öyleyse görüşürüz. Bye bye.